Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri konserimize hepiniz hoş geldiniz. Sinema, diğer bir deyişle 7. sanat nedir? Şöyle bir düşündüğümüzde bir yönetmenin zihninde hayal dünyasında dolaşmaktır diyebiliriz. İzlediğiniz bir film bize yönetmenin bakış açısını, yaşadığı toplumu, dünya görüşünü, eleştirilerini, hayallerini, üzümlerini, coşkusunu, isyanını anlatır. Ama 7. sanata dair olduğundan beri sinemanın en büyük güçlerinden biri müziktir. Filmlere müzik yazan besteci, yönetmenin beyninin kıvrımlarında gezer, duygusunu yakalar ve onu işler. Öyle bir işler ki bazen imaj yok olur, ses kalır akıllarda. Bazense bir filmin bir sahnesini çağrıştıran en ufak görüntüde kulakta o müzik kalır. Bu akşam Türk sinemasını yaratan Yeşilçam'a ve Yeşilçam'ı yaratan tüm o büyük isimlere sinema emektarlarına bir saygı verilsin. Çünkü sinema tanıklıktır. Günü anlamak, günü görmek, geleceğe bakmaktır. Bunu yaparken de gerçeklerden hayallere geçen o büyülü kapıyı hep açık tutmaktır. O yüzden önce bir selam verelim sinema emekçilerine. İki unutulmaz melodiyle. Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Burda, Şevket Altuğ ve daha niceleri. İki filmin de yönetmeni Orhan Aksoy ve müzikleri Aymusta'ya ait Melih Kibar. İki filmin de müziklerinin orkestrasyonu bu akşam dinleyeceğimiz tüm müzikler gibi sevgili Yusuf Yalçın'a ait. İşte Maestro Burak Tüzün yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan duyacağınız ilk melodiler geliyor. Sırasıyla Aile Şerefi ve Neşeli Günler'in güzel temalarını dinliyoruz. Thank you.
akşama ses veren bizlerin burada toplanma sebebine. 1974 yılından beri Yeşilçam'a ses veren, hayal dünyamızı şekillendiren, sinemanın uzun bakışmalarına, büyük nefretlerine, derin aşklarına anlam katan, eline aldığı her enstrümanı çaldığı rivayet edilen ve uzun saçlarından ve kaykan bıyıklarından asla ödün vermeyen büyük müzisyen ve besteci. Huzurlarınıza Cavit Erdoğan.
Türkler kaydedilince akla gelen ilk melodidir. Selvi Boylum, Al Yazmalım. Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray ve Kader İnanır'ı canlandırdı. Asya ve İlyas'ın aşkları 1977 yılında Altı Yılmaz'ın gözünden süzülerek buluşmuş izleyicisiyle. Eser, dev yazar Cengiz Aytmatov'un aynı adlı romanından Ali Özgentürk tarafından sinemaya uyarlanmış. Filmle ilgili bir diğer önemli ayrıntı ise Aytmatov'un romanını okuyup çok etkilenen Türkan Şoray'ın projeye fikir hamleliği yapmış olması. Selvi Boylum Al Yazmalım, gerçek bir klasik olmanın gerektirdiği şekilde ilk günkü cazibesini koruyor sinema seyircisinin gözünde. Sıradaki filmimiz Devlerin Aşkı. Osman Seren imzalı film, 1976 yılında selamlamış izleyenlerini. Filmin başrollerinde yine büyük çift var. Türkan Şoray ve Kadir İnanır. Bir aşk üçgenini anlatıyor film. Yakışıklı, gururlu, iyi kalpli Tarık ve bakmalara doyamadığınız Türkan'ın aşkını tek bir nevi sahne anlatır. Büyük kavgaların ardından Türkan ağlayarak sorar. Haklısın ama sen hiç hata yapmadın mı? Usulca arkasını döner, merdivenden inerken Tarık her şeye rağmen seslenir ardından. Türkan, hepimizin zaman zaman beklediği bir tek bu sesleniş değil mi sevdiğinizden? Ve ardından o büyük mutlu son. Büyük oyuncu Savaş Başar'ın canlandırdığı aşk üçgeninin diğer parçası Süreyya Bey son sahnede elinde ateşleyemediği silahıyla Türkan ve Tarık'ın ardından bakarken şöyle der. Bırak gitsinler. Onları hiçbir şey durduramaz. Ölümü bile aşmışlar. Yeşilçam'ın devlerine Cahit Berkay'ın müziğiyle selam duralım. Devlerin Aşkı. Thank you.
Yeşil vadi bizimdir. Yıllardır televizyonda her karşımıza çıktığında bir daha izlediğimiz, her seferinde kahkahalarla güldüğümüz o komedi bileziğinin en önemli sorusu işte bu. Yeşil vadi kimindir? Sinemanın namlı jönlerinden Kartal Tibet'in ilk yönetmenlik denemesi Tosun Paşa, başkan sınavı Yıldızlar Geçidir. Pek bilinmeyen özellikle ise Yavuz Turgul'un tek başına yazdığı ilk senaryo olduğu ve kullandığı orijinal hikayede de büyük şairimiz Nazım Hikmet Ram'a ait olduğudur. Fazlası da gerek yok. İsimler yeterli başarıyı anlatmaya. İşte huzurlarınızda Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Burda, Bilge Zobu, Ünfer Feray, Zihni Göktay, Ergin Orbey ve daha niceleri. Gerçek dev kadrosuyla Tosun Paşa ve tarihten süzülüp gelen o muhteşem müziği. Santuri Ethem Efendi'nin şaheseri unutulmaz Şehnaz Rom'da. Yıllara karşın adı hala bilmeyen olan İlyas Salman.
Yavuz Turgulan 19. Antalya Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü getiren Çiçek Abbas'ın bir diğer müzisyeni olan Barış Manço için de buradan göğe selam yolladıktan sonra filmin güzel müziğini dinlemeye başlayacağız. Ve hemen ardından bir başka Cahit Berker müziği, Hülya gelecek sahneden kulaklarınıza. İbrahim Tatlıses'in yönettiği ve başrolünü Hülya Avşar'la paylaştığı film, 1988 yılında izleyicisiyle buluşmuş. Filmin diğer oyuncuları arasında Suzan Avcı, Savaş Yurttaş ve Mehmet Ali Erbil gibi isimler de var. Evet, Şef Burak Tüzün yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Cahit Berker seslendiriyorlar şimdi. Çiçek Abbas ve Hülya filmlerinin müziklerini dinliyoruz. Thank you.
yazarların eserlerini hep kullanmış. Necati Cumalı'nın Makedonya 1900 kitabında yer alan bir öyküsünün filmi var sırada, Dila Hanım. Bir anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı çatışmada kocası öldürülen Dila Hanım Öcalma'ya an geçer. Kendisi de bir ağa kızı olan Dila Hanım, kocasını öldüren ağayla tesadüfen tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Arada verilmiş bir söz, alınması gereken bir ölç ve bir katil vardır ama aşk bunların hiçbirini dinlemez. Orhan Aksoy'un 1977 yılı yapımı filminin baş karakterleri olan Karadağlı Rıza ve Dila Hanım'ı kimlerin canlandırdığını tahmin etmek zor değil. Tabii ki Kadir İnanır ve Türkan Şoray var yine bu aşk hikayesinde. Fakat filmin diğer oyuncuları da efsanelerden bu sefer. Erol Taş ve Kadir Sabun. Gelelim filmin son sahnesine. Kadir İnanır, yani Karadağlı Rıza, herkesin göz önünde piste çıkar. Dila Hanım'ın yakındaki bir binanın çatısından kendisini izlediğini bir tek o bilmektedir. Az sonra dinleyeceğiniz müzikler ve Karadağlı bütün azameti ve yakışıklılığıyla kollarını kaldırıp dans etmeye başlar. Bir dizini kırar, elini önce toprağa, sonra kalbine götürür ve öpüp başına koyar. Ardından elindeki silahı kendisine doğrultmuş olan Dila Hanım'a bakar ve sırtını dönerek oynamaya devam eder. Ne mi olur? Aşk kazanır. Fakat birbirine kıyamayan sevgililere töre kıyar, sevenler ancak gökyüzünde buluşur. Ve bunu ancak en güzel ve en iyi Cahit Berkay anlatır. Hepinize dinleyin. Thank you.
anlamak olur mu? Sıradaki filmimiz Bir Yılmaz Güney filmi Umutsuzlar. Eseri yazan Mevlüt Bey, mafya babası Fırat ile balerin Çiğdem'in aşkını anlatırken kendi hayat hikayesini anlatmış, içini dökmüştür beyaz perde. Bambaşka hayatlardan gelen iki sevgili, ne yaparlarsa yapsınlar birbirlerinden vazgeçemeyişleri. Kendi hayatlarına direnirken bir yandan kavuşamamanın verdiği acı ama beraber geçirilen kısacık anların saadeti. Fırat ve Çiğdem'i canlandıran Yılmaz Güney ve Filiz Akın'ın zarafeti, Yalçın Kuran'ın incelikli müziğiyle taçlanmış filmde. Çok sesli Türk müziğinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Tura, yarattığı Doğu-Batı sentezi müziğiyle ve yetiştirdiği öğrencileriyle müzikal hayatımızda önemli izler bırakırken, kesintisiz 20 yıllık film ve sahne müziği kariyeriyle de beyaz perde ve ekrandan dinleyicilerine ulaşmış bir sanatçı. Müzik, filmde bir aktör gibidir. Oynaması gerektiğinde ortaya çıkar. Teziyle yıllardır ekranlardan kulaklarımıza süzülen hocamızı saygıyla selamlıyor ve 1971 yılı yapımı Umutsuzlar filminin o güzel müziğine kulak veriyoruz. Thank you.
sevmezdim desem. Büyük ihtimalle 1976 yılından beri Türk halkının hep yaptığı şeyi yapar ve gülümsemeye başlarsınız. Çünkü Ertem Eğilmez'in Kürt eseri Süt Kardeşler, her Türk sinema izleyicisinin hafızasında unutulmaz ve hepsi birbirinden eğlenceli izler bırakmış olan gerçek bir komedi klasiğidir. Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Bu Yabani isimli romanından Sadık Şendil tarafından sinemaya uyarlanan film, hepsi birbirinden komik sahneleriyle yıllardır bizleri güldürmeye devam ediyor. Kadroyu hatırlatmama gerek var mı? Arzu Bilgin dev kadrosu. Şener Şen, Adil İnaşit, Kemal Sunal, Arşen Burda, Ali Akçatepe, Hale Soygazi, Jale Altu, Tayfun Akalın, Yasemin Esmergül, Dinçer Çekmez ve Ayşen. Ve tüm bu muhteşem kadroyu birleştiren o unutulmaz müzik. Kür dedi Hicaz Gerlong'a. Kemali Sebuk Simonya'nın şahane müziğiyle devam ediyor konserimiz. Ertem Eğilmez, Kartal Tibet,
Perde eğilmez desem. Orijinal eser Rıfat Ilgaz desem. İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana, Mahmut Hoca desem. Hadi siz söyleyin. İşte Türk sinemasının bir diğer kült eseri daha huzurlarınızda çıkmaya hazırlanıyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Ayşen Burda, Halit Akçatepe, Şener Şen, Ahmet Arıman, Muharrem Gürses, Feridun Şavlı, Sıtkı Akçatepe, Ertuğrul Bizan, Ergin Orbey, Kerem Arıdoğan. Eklenenler olsa da ana kadro neredeyse hiç değişmedi 9 film boyunca. Ve kendisi de bir eğitimci olan Rıfat Ilgaz'ın yaptığı o eleştiri hep akıllarda kaldı. Kötü öğrenci, kötü öğretmen, kötü veli yoktur. Kötü eğitim sistemi vardır. O büyülü müziği. Sadece temposunu değiştirerek üzümlü ya da neşeli hale getirebileceğiniz o ender melodilerden biridir babamın teması. İşte hepimizin kulaklarında çınlayan müzik, orkestramızın yorumuyla geliyor huzurlarınıza Hababam sınıfı. Thank you.
giderken, bizler bir varken birden yok olan hatıralar gibiyiz evrende. Sanatın varoluş sebebi, belki de bir iz bırakmak, ben buradayım demek. Sinemanın yanı süren ışıkları içinde, beyaz perdede izlediğimiz her yüz, ışıklar karardığında aklımıza kazınmaz mı? Perdedekinin, oyuncunun sadece hayali olduğunu bile bile bağlanmaz mıyız? İzlediğimizin sadece bir kurgu olduğunu bile bile kahramanla beraber görüp ağlamaz mıyız? Aklımıza düşen o müzik, gözümüzde canlanan o sahne, ağlatan ayrılıklar, imrendiğimiz aşklar. Hepsi bir varken birden yok olan hatıralar değil mi? Tıpkı yaşam gibi. Sinema hayattan beslenir, hayat sinemaya yansır. Sinema emekçileri de gelip geçerler bu dünyadan. Geride beyaz perdedeki yansımaları kalır. Biz de ekrana bakarız ve kendi kendimize deriz ki, bu nasıl dünya? Cahit Berkay'ı yeniden huzurlarınıza davet ediyorum ve orkestramızla birlikte tüm gölgesi kalanların anısına gönderiyoruz bu melodiyi. Bu nasıl dünya? Thank you.
gibi akıp geçti ve konserimizin son eserine geldik bile. Osman Seden, 1975 yılında çektiği filminde başrolleri Yeşilçam'ın en ünlü ikilisine Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a vermiş. Kadir Savun, Neriman Köksal ve Ali Şen gibi büyük oyuncularla güçlenen film, Cahit Berkay'ın sıra dışı müziğiyle yükseliyor. Filmin adı Güler Misin, Ağlar Mısın? Sevginin, dostluğun, vefanın nasıl da günlük çıkarlardan üstün olduğuna dair naif bir komedi. Hayat kimi zaman tatlı, kimi zaman acı anlarla ama hep ışıkla dolu. Hayatımızın ışığının perdeye yansıması sinema, sinemayı besleyen en büyük kaynaklardan biri müzik. Ama anlatılan hep bir tek şey var, yaşamak. Dolu dolu, doyasıya yaşamak. Yaşarken zaman zaman sanatın büyülü kapısından geçmeyi unutmayın. Başka bir açıdan bakmayı, gözden kaçanları görmeyi, fark edilmeyeni duymayı, koşturmaya ara verip nefes almayı hatırlatsın sanat size. Yeşilçam'ın büyülü fenerini son kez yakıyoruz bu akşam. Güler Misin, Ağlar Mısın filminin güzel müziğiyle size veda ediyoruz. Yaşamınızın ışığı hep parlak olsun, ışığınız ise sanat olsun. Sürçülisan ettiyse aşkına.
Yani şu an duygularımı hakikaten gerçekten anlatamıyorum. Yani muhteşemsiniz. Bu alkış bizim en büyük gıda biliyorsunuz ama bunu kimse reddetmez. Ben burada da biz yarım saat daha alkışlatır mısın size kendimi ama rica etsinler. Size söz ediyorum. Eğer organizasyonu yaparlarsa mutlaka bu formatta geliriz ama ayın 22'sinde, 22 Haziran'da Milyon Fest'te Moğollar takımıyla geliyoruz. Yani önemli de sahne görmüşler geliyor. Sizlerle geliyor. Önemli. Gerçekten bütün yüreğime teşekkür ediyorum. Bu geceyi organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama asıl büyük emek burada. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle bakın.